Bakın şaka gibi değil mi? Yani hakikaten Türkiye'yi şaka gibi bir hale getirdiler. Tamamen şey hani gündem yaratmak ya görüyorsunuz değil mi işte hep bu CHP'liler iyi partililer kardeşim bunlar işte ona küfrediyor buna küfrediyor filan. Ve mesela şimdi orada bir hanımefendi çıktı Özlem Zengin isimli AKP milletvekili grup başkan vekili. Ya mesela dinlerken insan bir tuhaf oluyor ya. Ya diyor ki bunlar diyor çok vahim diyor. Milletvekili diyor şehit yakını. Ya onun üzerine kaç tane olay geçti? Hangi şehit yakını? Daha 1998'de mi ne olmuş bir olay? Orada bile karanlık noktalar var. Hakikaten nasıl o da belli değil. Burada küfür nasıl edilmiş o da belli değil. Çok vahim diyor mesela. Öbürüne de efendim pek çok milletvekili şeye gidiyor ama hakime hakaret edemiyor. Peki yani bir düşündünüz mü hanımefendi? O hakimler üçüncü defadır şeyin bilirkişi raporuna uymuyorlar. Kendileri tayin ediyorlar. Hani birileri efendim onlar hepsi CHP'li adamlar. Onların bilirkişiliği mi olur? Hayır sen tayin ediyorsun, getiriyorsun, uymuyorsun. Şimdi bakın, o zaman ama şunu söylemek istiyorum. Bu kadar gayet rahat, çok hukuka bağlı, bir de vahim diyor. Güzel hanımefendi, bir devlet memurunun parlamentoya gelip de parlamento halkın seçtiği insanlara dönüp böyle parmağını sallayarak hainler, şerefsizler, namussuzlar, sizi zindan edeceğiz, nah alırsınız laflarına çıkıp da bir kelime söyledi mi? Dedi mi ya bir dakika arkadaşlar burası parlamento. Parlamentonun saygınlığını siz yok edemezsiniz diyebildi mi bu hanımefendi? Hayır demedi. Hadi diyelim ki saraydan orada korktu. Çünkü saray getiriyor onu. Kalkıp da böyle bir şey derse ulan sen benim gönderdiğim adama ben onu zaten bağırsın diye gönderdim. Sen kim oluyorsun ey kadın der diye korkmuş olabilir. Tamam. Kabul. Peki bir AKP'linin kalkıp da bu karıdan başkasını bulamadınız mı? Grup başkan vekili yapılacak diye yaptığı açıklamaya tepki bile gösterdi mi bu hanımefendi? Hayır. En azından kadın olarak tepki gösterir. Çünkü karı sözü evet karı koca da kullanılırken bir şeyi yok ama birine sadece bir kadına dönüp karı dersen bu çok aşağılayıcı, çok ayıp ve bunu yapan bir AKP'li söylediği kadın kim? Tayyip Erdoğan'ın bizzat aralardan seçip oturttuğu bir başkan vekili ve diyor ki adam bütün diyor bunlar arasında diyor bu karıdan başkasını bulamadınız mı diyor. Bu hanımefendiden ses yok. Ama şimdi diyor çok vahim ama diyor ya şehit yakını diyor. Hep şehit edebiyatı. Öyle bir şeyi de söylendi. Siz şehit yakınını terörist ilan ettiniz. Ya işte böyle siyaset olmasın ya. Hakikaten olmasın. Çünkü bu siyaset değil bakın. Siyasette bir takım hani tuzağa düşürme olabilir. Bazen laf cambazlığı falan yaparsınız. Ama göstere göstere bu kadar ayıp şey yapmak hakikaten Türkiye'ye bu AKP ile nasip oldu. 20 yıldır hep bu tür kurnazlıklar, şeylikler, kündeye düşürme çalışmaları ve hak, hukuk, adalet kenarda, demokrasi, hukuk, insan hakları ve özgürlükler kenarda biz siyaset yapıyoruz. Olmaz. Hanımefendi lütfen cevap verin. Bu karıdan başkasını bulamadınız mı ya? Dava açtınız mı? Ya da en azından tepki gösterdiniz mi? Hadi onu da geçtim. Liderinize gidip de efendim yani bak beni mahcup ediyor. Ben şimdi parti içinde bir şey olmaz diye söylemiyorum ama bir kulağını çekin dediniz mi? Demediniz tabii. Değil mi? Bir şey daha söyleyeceğim bu konuda. Özgür Özel'di galiba değil mi? Hani kaldırın, kaldırmayan namerttir. Bir dakika arkadaş ya Allah aşkına bu kabadayılıktan da artık siyasetçiler vazgeçsin. Şimdi iki yönü var bunun. Bir, sizin göreviniz kaldır görüşelim değil. Kaldıramazsın. Bir dakika ya. Bu çok önemli bir hak bu. Şimdi dokunulmazlıkları beğenmemek, dokunulmazlık olmasın demek farklı bir şey. Ama vatandaşın seçtiği bir milletvekilliğe verilen hakkı bu kadar kolay ve hoyratça kullanamazsınız kaldırma konusunda. Kaldır. Hayır, kaldıramazsın arkadaş. Sen kimsin ya? Sen ne hakla geliyorsun? Bir, bunu demek lazım. İki, gelelim işin öbür boyutuna. Ya bir de bu lafları etmeyin kardeşim. Tut, savunabiliyor musunuz milletvekillerinizi? Al işte, kaç yıl hapis yattı Enis Berberoğlu? Aynı havadaydınız. Kaldırır. Kaldırmayan namerttir, şerefsizdir. Kaldırıverdi adam işte. Ne oldu? Ankara'dan İstanbul'a günlerce yürüyüş yaptınız falan. Gene de çıkarmadılar da sonunda ceza bitti diye çıktı. Başka milletvekillerinize de oldu. Koruyabiliyor musunuz? Yani bu kabadayla gerek yok.
Hukuku savunacaksın arkadaş. Sen bunu burada yapamazsın. Sen bunu kasıtlı yapıyorsun. Ama işte hep halk goygoyculuğu burada da. Yani dokunulmazlığın arkasına sığınıyorlar diye korkma yerine daha cesur olun ya. Kaldıramazsın kardeşim. Yapamazsın. Git anlat halka. Demek lazım gibi geliyor. Ama siyasetçidirler. Öyle diyorlar. Bilemem. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.